Şimdi bunun ne işe yaradığını birçoğunuz biliyorsunuz. Yani ancak zamanla bu ağız kısmı köreldiği için, bıçak gibi kesmesi için çekiç, öz ve tırpanımız lazım. Daha sonradan da bunu yerden alayım. Buna monte edeceğiz. Şu şekilde. Ama kesmesi için bu üç alet birbiriyle orantılı bir şekilde, yani şu ağız kısmı buraya gelecek, çekişte de üstten doğru döveceğiz. Göstereyim uygulamalı olarak. Önce sabit bir oturacağız. Yanaşabilirsin. Biraz ses çıkaracak ancak, yapacak bir şeyimiz değil. Yarısına kadar ben bunu öz çekiş marifetiyle dövmüştüm. Tekrardan hafiften az bir şey göstereyim. Yani şu çekicin sivri yeri, demir arasına tırpanımızı getiriyoruz. Nerede kalmıştık? Elimle şu şekilde kontrol ediyorum. Yüzeysel olarak elimleri görüyorum. Biraz çekiş sesleri duyacaksınız ancak yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu şekilde yaptıktan sonra tamamen tırpanın ağzını dövüyoruz. Kullanıma hazır oluyor. Yani kesmek için ideal olur bu şekilde. Daha sonradan da sap ile birlikte bunu, diğer aparatıyla birlikte de dikkatli olmak lazım, bağlayıp kullanıma hazır oluyor. Orman içerisinde gayet güzel bir yürüyüş, seyir halinde. Diyor ki sol tarafa çok yanaştın, çarpacaksın diyor. Yani soldaki otları tehlike olarak algılıyor. Sungar adını aldı. Yol boyu bu şekilde. Yine dağlık yeşillikler arasından bir yol. Ağkonan'dan doğru gelip Sanız suyuna doğru giden yol. Şu anki yolda böyle gayet güzel, kullanışlı yol. Sanız suyu son nokta. Ceviz ağaçları, çam ağaçları, oh, müthiş, süper. Şu görmüş olduğunuz yerin hemen şurası da sanat suyu bulunmaktı. Erik ağacının altı şurada.
Tabi zamanla otların arasında, tikenin arasında her şey kaybolmuş. Yüksek yerden inince titreme oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. İşte böyle yani. Fındık ağaçları da, fındık da. Senet suyu rahmetli Kemal Hoca'nın evi. Çiçeklerin içerisinde tam bir mescid alanı, yayla evi. Şöyle dışarı çıkarsak da nereye göreceğim? Bakın size nereleri göstereceğim. Kapatmayın bir saniye. Beşikdüzü ilçesine bağlı köylerden bir tanesi Kale Güney. Adı üstünde olduğu gibi sislerin arasında size yaklaştıracağım. Bekleyin bir saniye. Hazır mısınız? Yaklaştırıyorum. Bu son. Gördüğünüz gibi büyük bir taş. Nerede? Şurada. Kale Güney. Dönersek şurada da Beşik Dağı. Yani teleferiğin son noktası. Beşikdüzü sahilden Beşik Dağı'na çalışan teleferiğin son noktası. Ve ayrıca şu görmüş olduğunuz kara parçasının bittiği yerde Karadeniz. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir manzara. Yine buraya kadar izlediyseniz beğenin, paylaşın, abone olmayı unutmayınız. Kanalıma lütfen abone olunuz. Arkadaşlar, lütfen kanala abone olunuz. Bakın, sizler için gayet güzel çekimler yapıyorum.